Samsun İlkadım ilçesi Güzeldere mahallesindeyiz bu hafta. Buradaki vatandaşlarımıza mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Bakalım buradaki vatandaşlarımız neler söylemiş. Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere mahallesinde vatandaşla sohbetimize devam ediyoruz. Şu anda yanımızda bir amcamız var. Önce ondan kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Daha sonra da problemleri, dertleri var mı, bunlara biraz parmak basacağız. Öncelikle merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Önce onu sorayım. Çok güzelim, iyiyim. Allah'ıma şükür. Soy isim nedir? Cezayir Akkiner. Cezayir amca, çoluk çocuk var mı, torun var mı? 4 tane torunum var. 4 tane kızım, oğlum var. 2 oğlum, 2 kızım. Biri vefat etti. Şimdi yanımda 2 tanesi var. Bir kız, bir oğlan var. Kızım üniversitede okuyor. Geçimi yani okuyor. Oğlan da annesiyle beraber pazarda çalışıyor. Bu kadar bir şeyi yok yani. Cezayir amca, biz Derdini Söyle programından geliyoruz. Vatandaşımızın derdi varsa bunları ekranlara taşımaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Senin derdin var mı? Benim derdim var. Derdim en seri, yani bu pazar işinde çalışıyorum. Bir emekliğim yetmiyor. Ona göre tren yolunda ben yani yol istiyorum. Geçme için yol. 70 yaşındayım. Buradan arabayla, el arabasıyla taşıyorum. Arabayı yüklüyorum. Bu şeyim. Yani ben, önemli olan yol benim için. Yani devlet Allah razı olsun tren yolu yaptı, yol yaptı ama ben yol, bana yol lazım şimdi. İçeri girmek için yol. Bak, 80 milyon verdim, araba daha içeride. 10 gündür içeride. Dışarı çıkamıyorum. Hastam olsa bir yere gidemiyorum. Yani transitim var. Transitle beraber taşıyorum. Hep taksitle aldım bunları. Bir aylığıma bakıyorum. Yani ben, herkes biliyor bu. Aylık veriyor, kaşıkla veriyor, kepçeyle alınıyor. Öyle de. Evet. Cezayir amca, sen evine geçiş sağlayamıyorsun. Evet. Yani evine geçiş sağlayamadığını belirttin. Evet. Bunu burada bulunan tren yolu yüzünden yapamıyorsun, evet, değil mi? Tren yolu yüzünden yapamıyorum. Başka bir şeyim yok. Önceden geçiyordum. Allah razı olsun. Memurlardan, müdürlerden geçiş olarak ağaç koyuyordum, geçiyordum. Ama şimdi yüksek. 20 santim yüksek. Geçemiyorum. Başka bir şekilde merkeze ulaşabileceğin yol da yok, yok burada. Yok, yol da yok. Her taraf kapalı. Yani buradan geçeceğim adam diyor ki müsaade etmiyor. Tren yolunu gene geçmek istedim ama etmiyor. Kendim imkanlarımı şey getirdim, mucuk getirecektim. Adam toprak doldurdu gitti. Ya bu öyle yani. Yani geçimim benim pazardan. Başka bir şeyim yok. 6 tane serayla uğraşıyorum. 5 tane seram var. Serayla yeşillik yapıyorum. Hanımım, ev sahibim yani benim hanımım. 2 tane platin var. Platinle çalışıyor. Allah etmesin. Bir kayser düşse burada tamam. Yani o da yattı, ben de yatarım. Öyle. Yani muhtar da biliyor yani. Platin olduğu herkes biliyor yani. Şey, raporum bile var, şeyim var. Yani bana önemli olan yol. Ya tren yollarının üstüne yol verecek. Geçiş olarak bu ana yol vurunlar kadar. Ya da bana bir çare gösterecek bu. Başka bir şey yok yani. Peki Cezayir amca, çok teşekkür ederiz. Sağ ol, Allah razı olsun. Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere mahallesinde halkımızla sohbete devam ederken ben burada bir arkadaşıma denk geldim ve ondan biraz bilgi almak istiyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz mahallemize. Ben Emrah Cebeci. Doğduk, büyüdük, burada oturuyoruz, burada yaşıyoruz. Ama sıkıntılarımız çok. Derdimizi dinlemeye gelmişsiniz. İyi ki geldiniz. Vallahi şimdi biz mahallemizin dertlerinden, sıkıntılarından bahsetmek istersem, benim için diyeyim en azından, en büyük sıkıntı mahallemize zırt pırt elektrikler gidiyor. Kaçıncı yüzyıla geldik? 2018'e girdik ha. Her pazar günü fix. Her pazar günü mutlaka elektrikler giriyor. Aşağıda arkadaşımın geçen sene, yanlış hatırlamıyorsam, buzdolabı bozuldu. Televizyonu yandı. Bir ton ev eşyası yandı. Sürekli elektrik gidiyor. Birilerinin bir şeyleri yanıyor. Yani bu zamanda sürekli elektrik gitmesini benim aklım almıyor yani. Bugün 3 kere elektrik gitti sabahtan beri. 10 dakika gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Her şeye zarar. Peki bunun için gerekli kurumlarla görüşmeler yaptınız mı? Vallahi ben sürekli 186'yı arıyorum. Bugün de hatta aradım. Gösterebilirim. Bugün de aradım. Sürekli aynı şeyleri söylüyorlar. Ta işte bakım var. Planlı kesinti. Şurada bir bakım var. Aynı şeyler yani. Hepsi söylenen şeyler benzer. Aynı şeyleri söyleyip duruyorlar yani. Peki elektriğin kesilmesi tabii ki normal hayatta olumsuz yönde etkiliyor tabii ki. Bununla ilgili buradaki diğer vatandaşlar da aynı şeyi mi düşünüyor sizinle? Yani tabii ki herkes aynı şeyi düşünüyor. Şimdi bizim burası merkeze, araban varsa 5 dakikaya, 10 dakikaya Cumhuriyet Meydanı'na gidiyorsun. Burası hani köy statüsünde falan bir yer de değil. Gördüğünüz gibi dağ başında da değiliz. Ama sürekli elektriğimiz gidiyor biz. Herkes de şikayetçi tabii bundan. Kimse memnun değildir tabii haliyle. Peki çok teşekkür ediyoruz güzel sohbetiniz için. Rica ederim, sağ olun.
Güzeldere Mahallesi'nde sohbetimize kaldığımız yerden devam ederken yine bir ablama denk geldim. Biraz da onunla sohbet etmek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Dilek Cebeciyim. Dilek abla, evli misiniz? Çoluk çocuk var mı? Evliyim. İki tane çocuğum var. Okula gidiyorlar. Durum nasıl peki? Dersleri nasıl? Dersleri güzel. Memnunum yani, okulun derslerinden de memnunum. Öğretmenlerimizden sağ olsun. Da sorunumuz köprü şu karşıki. Köprü derken Dilek abla, buradan karşıya geçişte mi bir sıkıntı var? Ben tam anlayamadım. Mesela veli toplantıları oluyor, biz yürüme gidiyoruz. Irmaktan geçmek zorunda kalıyoruz ama şu anda soğuk olduğu için ırmağa giremiyoruz mesela. Yani siz... Çocuğumuz hasta olsa yine gidemiyoruz. Öğretmenler arası ne yapabiliriz, gelemiyoruz diyoruz. Arabamız yok. Her zaman bulmak zor yani. Peki normalde çocuklar okula iletişim, yani okula gitmeye çalışırken alt yolu mu kullanıyorlar? Aşağıdan mı devam ediyorlar? Giriyorlar şuradan, böyle dönüyorlar. Köprü var burada. Köprüden inerek okula gidiyorlar. Yani Dilek abla, aslında buradan karşıya bir köprü yapılsa, evet, buradaki süreç kısalacak değil mi? Olsa hem daha iyi bizim için. Ödeme zorluk çok çekiyoruz servis. Bir de yani ben çok milli eğitime gittim. Canik Belediyesi'ne gittim. Okulumuz oraya bağlı. Ama herhangi bir şey yapmadılar yani. Biz servise hiçbir şey yapamayız dediler. Yani servis ücretleri fazla. Evet. Fazla. Benim ödeme durumum yok. Eşim Bolu'da çalışıyor yani. Zor şey. Biraz meslek hastalığı da var eşimle. İşte böyle çocuklarla geçinmeye çalışıyoruz. Da işte sorunumuz orası. Anladım. En kısa sürede oraya bir köprü yapılmasını istiyorsunuz. Köprü olsa ben çocuğumu alırım, götürürüm yani oraya. Alırım elinde, tutarım, götürürüm, giderim, alırım yani. İşte öyle çocukların durumu yani. Dilek abla, çok teşekkür ederiz güzel sohbetin Hoş için. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederiz. İlk adımın Güzeldere Mahallesi'nde halkla sohbetimize devam ederken mahallenin imamına denk geldim. Biraz da onunla sohbet etmek istiyorum. Öncelikle merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Önce onu sorayım. Teşekkür ederim. İyiyiz. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Fahrettin Karakaş. Güzeldere Mahallesi'nde imamlık yapıyorum. Buraya geleli 3 yıl olmak üzere. İşte burada cemaatimizi tanıdık. Mahallemizden memnunuz. Komşularımızdan memnunuz. Güzel bir şekilde geçiyor. Muhtarımızdan memnunuz. Peki cemaatin camiye gelme oranı nasıl? Aslında ben bu soruyu merak ediyorum. Biraz da samimiyetinizden dolayı sormak istiyorum. Şimdi ben buraya geleli daha önceki yaptığım gibi yine genç kardeşlerimize sohbet dersi verdim. Akşamları, kışın yapıyoruz bunu genelde. Gençlerimiz de katılıyor. İnşallah katılmaya da devam edecek. Yani bu şekilde. Cemaatimiz tabii biraz köy kısmı olduğu için, mahalle çalışanlar olduğu için çok yoğun değil. Ama yine de memnunuz yani inşallah. Peki Fahrettin Bey, buradan göndermek istediğiniz bir mesaj var mı halka? Halka nasıl diyelim, yani komşularımızın daha iyi camiye teşvik olmasını, katılmasını diliyoruz tabii. Ondan sonra halkımıza huzur, mutluluk diliyoruz. Çok teşekkür ederiz güzel sohbetiniz. Rica ederim. Samsun'un ilk adım ilçesi Güzeldere Mahallesi'nde halkla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda da yanımda bir arkadaşım var. Biraz da ondan bilgi almak istiyorum mahallenin işleyişi hakkında, vatandaşlar hakkında. Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Bedirhan. Yanda görmüş olduğunuz evde oturuyorum. 6 sene önce yapıldı bu ev. 2 senedir faal olarak buradayım. Aslen öğrenciyim. Bu görmüş olduğunuz yolda karşı karşıya kaldığımız durumlar iç acıtıcı. Yani Samsun şehir merkezine kıyasla iç acıtıcı. Kolluk kuvvetlerine haber verdiğimizde buradaki asayişi sağlamaları yönünde herhangi olumlu bir tepki alamıyoruz. Araştırmalarım doğrultusunda şu kanıya vardım. Kolluk kuvvetlerinin birinci görevi devlet güvenliğidir. İkincil görevi halkın güvenliğini sağlamaktır. Fakat biz burada bu evi yaptırdığımızdan beri ikincil görev olan halkın güvenliği kısmında kendimizi muhatap göremiyoruz.
Kolluk kuvvetleri. Bedirhan Bey, biraz konuyu halkımız, yani izleyenlerimizin anlaması bakımından açarsak. Hani tam olarak burada bu mahallede neler oluyor? Onunla ilgili bilgi verebilir miyiz? Burası meskun bir mahalle olarak geçtiği için hem şehir dışından uzaklığı hem sahip olduğu görünüm, konumu açısıyla şehir merkezinden uzaklaşmak isteyen gençlerin yanlış bir tabir kullanmak istemiyorum ama alkoliklerin mekanı olmuş durumda. Şehir merkezinde parayla aynı eğlenceyi sağlayamayacak insanlar buraya gelip kendi şahsi zevklerini tatmin etme yoluna gidiyorlar. Gerek yüksek sesle müzik dinleme, gerek alkol alma, uyuşturucu olayları, burada karşı karşıya kaldığımız durumlar. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak açısından çeşitli önlemler almaya çalışıyoruz. Fakat bunların yeterli olmadığını her seferinde tecrübeyle, yani sabit, her seferinde tecrübe ediyoruz. Gereken mecralara derdimizi bildirdiğimizde de herhangi bir olumlu yanıt alamıyoruz. Kolluk kuvvetleri tarafınca bana önerilen çözümleri, yani yerine getirdiğimde BİMER'e başvurmamı önerdiler. BİMER'e buranın resimli şeylerini attım, mail olarak yolladım. BİMER'den de cevap gelmediğini gördüm. Artık güvenliğimin tehlikede olduğunu düşünüyorum. Aile güvenliğimin, köyümün güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünüyorum. Sadece bu konumda tek bizim evimiz olduğu için sadece bizim sorumluluğumuz altında olduğu düşünülüyor bu mahallenin. Fakat ben inanıyorum ki hem yetkililer, belediye yetkilileri, güvenlik güçleri, umuyorum ki buranın güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Peki buraya hani farklı şekilde alkol alanların ya da farklı şekilde gelenlerin daha çok kazaya sebebiyet verdiğini söyleyebilir miyiz? Tabii. Burada özellikle dikkatimizi çeken husus, gece yarısından sonra saat 12.30-1 civarında burası yarışçı tabiriyle drag pistine dönüyor. Çeşitli arabalar, yarış arabaları buraya gelip yolun güzelliğinden kaynaklanan yarış pisti imkanıymış gibi görüyorlar burayı. Yarış yapıyorlar, trafiği tehlikeye sokuyorlar. Ayrıyetten bizim de güvenliğimizi tehlikeye sokuyorlar. Daha geçen sene, yani çok kısa bir zaman önce bizim burada gördüğünüz evimizin bahçesine trafik kazası karıştı. Biz gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Fakat yani bizim elimizden gelen, bir halkın elinden gelebilecek şey ne olabilir? Yani güvenlik güçleri buraya el atmadığı müddetçe. Burada çeşitli yani akrobatik hareketler yapılıyor. Biz burada seyir halindeyken, yani yan tarafta bekleyen, yol kenarında bekleyenler tarafından hem sözlü tacize uğruyoruz. Ben kendim şahsen 2 sene önce ezilme tehlikesi geçirdim burada aynı yolda. Ya ben bunlardan rahatsızlığımı her mecrada dile getirmeye çalışıyorum fakat herhangi bir çözüm bulamıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz güzel sohbetiniz güzel için. Ederiz. Samsun'un İlk Adım ilçesi Güzeldere Mahallesi'nde halkla sohbetimizi gerçekleştirdik. Şu anda da Güzeldere Mahallesi muhtarı Uğur Kır'ın yanındayız. Hem esnaf olarak hem de muhtar olarak biraz da Uğur Kır'dan bilgiler alacağız. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz olsun. Çok teşekkür ederiz Uğur Bey. Güzeldere Mahallesi'nin muhtarı olarak Güzeldere Mahallesi'ndeki faaliyetler nasıldır? İnsanlar nasıldır? Mahallede sıkıntılar, sorunlar var mı? Muhakkak her mahallede olduğu gibi benim mahallemde de çok güzel sorunlar var. Siz de gördünüz, konuştunuz, halkla görüştünüz. İkinci sorunumuz da yeni mahalleye geçtiğimiz için bizim sorunlarımız biraz daha artıyor tabii. Bir de iki işimiz olduğu için elimizden geldiği kadar mahalleyle iç içe olmaya çalışıyoruz ama siz de bilirsiniz hiç kimseyi memnun edemiyorsunuz. Görüştünüz, halkın şikayetlerini dinlediniz. O şikayetleri ben her gün dinliyorum. Ama halkım, mahallemiz güzel bir mahalle. Gerçekten ihtiyacı olan bir mahalle. Mesela bir köprü ihtiyacımızı benden
25 sene önceki muhtarlar, 30 sene önceki muhtarların da çabası. Ama bir sonuca ulaşamadılar. Hala ben de onlar gibi uğraşıyorum ama bir köprümüzü yaptıramadık. Siz de dinlediniz. Servis parasını veremeyen komşularımız var. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Zaman zaman biz karşılıyoruz. Ama bu ne zamana kadar? Mahallemizde belediye otobüsü olduğu için taşımalı servis alamıyoruz. Oysa belediye otobüsü karşı tarafa geçmiyor Canik bölgesine. Ama onun için de taşımalı servis alamıyoruz. Vatandaşımız zor durumda kalıyor. Geneli asgari ücretle çalışan halkımız var. Onun için de servis parasına iki tane çocuk okutacak, servis parası verecek, evinin geçimini sağlayacak. Şartlar zor. Yani büyüklerimizden Allah razı olsun. Çok ileri geldi, gitti Türkiye, Samsun özellikle. Ben ilk adıma çok teşekkür ediyorum sizin sayenizde. İlk adımdan alamadığım hiçbir hizmet olmadı. Aksine yani diğer belediyenin yapması gereken işleri de yaptılar. Çok teşekkür ediyorum Erdoğan Tok Beyefendi'ye ve fen işlerine, özellikle Mustafa Karaduman Beyefendi'ye isim veriyorum ki onlar beni onurlandırdı. Esen Aygün Beyefendi'ye. Bunlar beni çok onurlandırdı. Onların sayesinde çok ihtiyacımızı giderdik. Özellikle yol ihtiyacımız kalmadı. Ama işte imar yollarının açılması bizim için çok iyi olacak. Ki o açılırsa vatandaş doğal gaz istiyor. Yollarımız açılırsa bunu rahatlıkla alabileceğiz. Onu da biliyoruz. Kimse o zaman kömür istemeyecek muhtardan. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılamış olacağız o imar yollarımız açılırsa. Bazı sıkıntılarımızı biz de yaşıyoruz burada. İşte yıkıldı, yıkılacak. Bir sanayimiz yok, kurulmadı. O da kurulursa biz çok daha güzel bir hizmet veriyor olacağız inşallah. Uğur Bey, şunu da sormak istiyorum. İki iş yaparak dediniz. Diğer mesleğiniz zaten esnaflık. Bakım, otobakım servisim var dediniz. Biraz da ben bu mesleğe de değinmek istiyorum aslında. Sanayi eşrafının durumu nasıl? Yani sadece buradan taşınma olarak sormuyorum. İlla ki bir yol, bir yöntem muhakkak gösterilir ama yani işler nasıl? Yani bunu sormak istiyorum. Hani piyasa nasıl? Fiyatlar nasıl? Evet. Şimdi Samsun sanayisinde esnafı da güzel, bilgili esnaflarımız da var. Ama şu an kış ayı, normalde her yıl bu aylarda durgunluk oluyor. Allah'a binlerce şükürler olsun. Yine çocuk çoluğumuzun rızkını alıyoruz. Esnafın tek derdi buranın yıkılıp yıkılmayacağıydı. Ama normalde Samsun sanayisi güzel bir sanayi. Esnafımız çok düzgün esnaf. Kazançlarımız iyi, Allah'a şükürler olsun. Bir derdimiz yok, sadece sanayi haricinde bir derdimiz yok. Peki, çok teşekkür ederiz Uğur Bey, güzel sohbetiniz. Teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun hepinizden de. Gülsan Sanayi Sitesi'ndeyiz ve buradaki esnaflarımıza mikrofon uzatacağız. Bakalım esnaflarımız neler söylemiş. Gülsan Sanayi Sitesi'nde halkımızla sohbete devam ederken şu anda bir torna dükkanındayız ve buranın ustası yanımızda. Merhaba. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendimizden bahsetme. Ben tornacıyım. 3 tane çocuğum var. 3 tane torunum var. İşte emekliyiz. Hem işimizi devam ettiriyoruz halen de. Yani hayat bu şekilde, çalışmalar devam ediyor. Şimdi işte bu şeyden bizim çok Atatürk Bulvarı'ndan çok sorunumuz var. Yani yoldan karşıya yaya gelip geçmeye korkuyoruz. Buraya derhal, yani en kısa zamanda trafik lambası takılması lazım. Çünkü yaya geçerken emin ol korkuyoruz yani. Ölümlü birkaç tane kaza oldu burada. Arkadaşlar da hep şey yapıyorlar o konuda. Bu Vatan Caddesi de, burası sanayi değil de sanki dersin E5 karayolu gibi. Biz buradan karşıdan karşıya geçmeye korkuyoruz yani. Başka
Ne söyleyeyim yani şey... Trafiğin durumu nedir sanayide? Sanayi ortamında trafik ne durumda? Trafik karma karışık. Yani ara sokaklara şey yapamıyoruz. O vatandaş çalışıyor. Dükkanın önüne arabasını çekmek mecburiyetinde ama şu yol bize çok şey veriyor. Yani sıkıntı veriyor bize. Allah muhafaza. Çırak yoldan karşıya karşıya geçerken vurur araba. Yani onun için şu yolu artık bilemiyoruz. Yetkililer nasıl şey uygun görürler, görürler. Ona göre şey yapıyoruz. Buranın başkanı vardı. Şimdi onu değiştirdiler. Hiçbir şey çalışma yapmadı yani. Ondan sonra değiştirdiler. Gene genç bir arkadaşımız şey yaptı burada. Şimdi başkanlık yapacak işte. Gerçi ona da şeylerimizi, şikayetlerimizi, memnuniyetsizliğimizi belirteceğiz ona da yani. Bakalım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Esnaflarımızla kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz ve şu anda bir abim var. Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Yusuf Durmuş. 1988'den beri sanayideyim. Oto tamircisiyim. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Birisi kız, birisi erkek. Oğlum da şu anda 15 tatilinde yanımda. Yusuf abi işler nasıl sanayide? Sanayi ortamında çalışmak nasıl? Şimdi sanayi ortamında çalışmak biraz zor. Öbür mesleklere nazaran biraz zorlukları var. Soğukta. İşte nasıl söyleyeyim? Her mesleğin olduğu gibi kendine has bir ağırlıkları var. Bunlar olacak şeyler ama işlerimiz iyi. Şükürler olsun. İdare ediyoruz. Fakat daha da iyi olmasını temenni ediyoruz. Şu anda yaklaşık bir 10-15 sene öncesine nazaran işlerde bir düşüklük var. Tabii biraz bu bizden kaynaklanıyor, biraz idarecilerden kaynaklanıyor. Kendimizi daha iyi yetiştirip daha iyi hazırlamadığımızdan dolayı böyle bir sıkıntılarımız var. Servisleşme babında böyle bir problemlerimiz var. Onları aşabilirsek işlerimiz sanayi ortamında biraz daha iyi olacak. Yani kendimizi eğitim yapabilirsek daha da iyi olacağını düşünüyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Sanayinin taşınması gibi bir durum söz konusu. Bundan haberiniz var tabii ki. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi sanayinin taşınması burada bir çevre kirliliğinden olduğundan dolayı bunu göz ardı etmiyoruz. Biz de bunu kabul ediyoruz ama bizim mağdur etmemelerinin peşindeyiz. Benim iki tane çocuğum var. Herkes ekmeğinin peşinde. Yani bizi mağdur etmeden Samsun'un en güzel yeri olabilir. Bu daha da yakın tarihte yapılmış. 87 yıllarında falan burası 86-87'de inşaat halinden çalışma şeyine geçmiş. Fakat bizi mağdur etmeden yapacaklarına biz karşı değiliz. Ama bizi mağdur etmesinler. Onun peşindeyiz. Ama bu şekilde göründen o ki mağdur etmeye çalışıldı. Bir tek ondan müzdaribi. Bize yer göstermediklerinden dolayı biraz müzdaribiz. Bunların daha iyi şartlarda, yani çünkü sonuçta biz esnafız, çocuk yetiştiriyoruz, çıraklar yanımızda yetişiyor. Hem maddi olarak geçtik bir tarafına, çocukların eğitiminde bizim çok katkılarımız olacağını düşünüyorum ben kendim. Yani eskiden ben mesela ustamın yanında çalışırken, yani bildiği her şeyi bana öğretti, iyi yönlerini öğretti. Yani esnaf nasıl olunur? Nasıl para kazanılır? Yani büyüdüğün zaman bunları çoluk çocuk geçindireceğim, bunu meslek edinmek açısından bunları gördük ama şu anda biraz zayıflık var. Çıraklar açısından da var. Yani bizi göz ardı etmemeleri lazım. Biz hem kendimize hizmet ettiğimiz kadar vatanımıza, milletimize de hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Esnaf olarak. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Peki çok teşekkür ederiz güzel sohbetiniz. Samsun'un ilk adım ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnafımıza mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Şu anda da yanımda bir büfeci abim var. Biraz da ondan bilgi almak istiyorum. Merhaba öncelikle. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Zeki Akgül.
Zeki abi, sanayide ne iş yapıyorsunuz? Büfe işletiyorum. Peki satışlar nasıl? Satışlar çok güzel. Yani satışlar çok güzel, ilerleme güzel. Bir hareket var. Ama nitekim de olsa bir durgunluk var. Bunu hissedebiliyoruz ama yani nitekim de çok güzel gidiyor şu anda. Sanayi bölgesinde büfe işletmenin zor tarafları var mı? Var. Var. Şöyle var. Esnafın belirli bir süre nakit alışverişi olmadığı için yazdırabiliyor. Bu ürünleri vadeli alabiliyor. Ama nitekim yani şu anda çok güzel yani. Esnafın durumu şu anda iyi de diyebilirim. Hareket var. Bu gözlemleniyor. Çünkü buradaki alışverişten dolayı bunu hissedebiliyorum. Peki çalışma koşulları nasıl? Sanayi ortamında çalışmanın ne gibi artıları ya da eksileri var? Sanayi durumunda çalışmanın artı durumları. Bilhassa esnaf açısından mı yoksa işveren mi, içi çalışan mı? Sizin açınızdan soruyorum. Bizim açımızdan çok iyi. Şöyle havalar soğuk. Soğuk olmadığı için olduğu için sanayiye giriş çok az. Esnaflar biraz daha hareketli olması için dışarıdan esnafların yabancı müşterinin girmesi lazım hareketli olması için. Bundan dolayı şöyle diyeceğim. Havalar bir ısındığı zaman çok hareketleniyor. Yani sokakta araba park etmeye yer yok. Yani o biçim bir hareketlik var. Ama şu anda diyebilirim bir durgunluk var. Çok teşekkür ederiz güzel sohbetiniz. Ben teşekkür ederim. Sanayi esnafıyla konuşmamıza, görüşmemize kaldığımız yerden şu anda devam ediyoruz ve yanımda bir abim var. Ondan da biraz bilgi edineceğim. Merhaba. Merhaba. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz bize? Ben Hasan Yeşildal, 1951 Çarşamba doğumluyum. Makine mühendisiyim. 20 sene oldu emekli olalı. Türk Telekom'da yapı işleri müdürüydüm. 20 senedir buradayız. Burada faydalı işler yapıyoruz. Sıcak su veriyoruz, yemek pişirtiyoruz, bir de ısıtıyoruz. İddialıyız bu konuda. Samsun'umuza hizmet ediyoruz. Peki sanayide çalışma şartları nasıl? Yani siz şu anda sanayide faaliyet gösteriyorsunuz ve buradaki durum nedir? Şimdi sanayide her yerde olduğu gibi burada da çok zor şartlarda çalışılıyor. Ödeme güçlüğü var. Dolayısıyla bu her kesime yansıyor. Fındık parası iyi olmadığı için, fındık parası tam piyasaya girmediği için resesyon dediğimiz bir tüm Türkiye'ye şamil bir durgunluk var. Ben sadece fındıktan dolayı Samsun'a şamil görüyordum ama maalesef İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Böyle bir resesyon dediğimiz durgunluk var. İnşallah atlatırız onu. Ben ticarette dürüstlüğe çok önem veriyorum. Biraz vatandaşlarımız dürüstlükten koptu. Parayı çok sever hale geldi. Parayı başının üstüne çıkarttı. Halbuki normalde felsefe olarak düşünürsek para ayaklar altında olması gerekiyor. Paraya çok değer verilince bazı değerler yitiriliyor. Mesela dini değerlerimiz, insani değerlerimiz, ticari değerlerimiz zayi oluyor. Bu çok bariz her yerde görülüyor. Ayrıca ben başka bir şey daha önereceğim size. Benim şahsi kanaatim vatandaşlık kursu açılsın. Aynı ehliyet kursu gibi bütün vatandaşlar oraya kursa katılsın. Kursta anlatılsın, öğretilsin. Oradan mezun olunsun. Ondan sonra vatandaş olsunlar. Çünkü çok eksiğimiz var vatandaş olarak. Bu şekilde Avrupa Birliği'ne giremeyiz. Avrupa Birliği zaten bizi dinimizle özdeşleştiriyor. O da yerine gelmediği için almıyorlar bizi. Bize, üstümüze böyle üçkağıtçı, yalancı, dolancı bir kimlik yapıştırdılar. O da devam ediyor. Bence vatandaşlık kursu olarak açılması lazım. Vatandaş kırmızı ışıkta geçecek mi, duracak mı, yolda nasıl yürüyecek, yere tükürülür mü, tükürülmez mi, trafikte yol verir mi, vermez mi? Bunlar çok önemli şeyler. Güncel hayatta yaşıyoruz. Bankada kimse sıra beklemek istemiyor. Herkes bir önüne geçeyim. Maç kuyruklarında yine öyle. Maçlarda inanır mısınız acayip küfürler oluyor. Ben Beşiktaş'ın cezalı olduğu bir maçta hanım ve çocuklara oynanıyordu maç.
hanımların küfürlerinden, çocukların küfürlerinden dolayı Beşiktaş 67 milyar para cezası yedi. Bana çok dokundu. Ben Çarşamba Spor'un eski futbolcusuyum. Reklam olmazsa Fenerbahçeliyim. Ya zaten mekanlarını anlamışsınızdır. Ama önce milli takım, sonra Çarşamba Spor, sonra Samspor, sonra Fenerbahçe geliyor sıraya koyarsak. Çok mutlu bir insanım, pozitif bir insanım. Bunu da Samsun halkımıza, işimize, gücümüze yansıtıyoruz, yansıtmaya çalışıyoruz. Çok mutlu bir insan olduğunuz zaten biz karşılamanızdan ve ağırlamanızdan belli, evet. Torunlarım da var burada, onlara bakıyorum. Çok daha mutlu oluyorum. Allah herkese torun nasip etsin. Torun bir başka bir güzel, bir başka bir tatlılık. Bekarsanız evlilik nasip ediyorum ve Fenerbahçeli eş nasip ediyorum. Nasip olsun diyorum, evet. Çok teşekkür ediyoruz güzel sohbetiniz için. Çok sağ olun. Çok ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bir sonraki haftalarda farklı mahallelerimizde görüşmek üzere.